Herkese merhaba. Toplum Gönüllüsü Gençlerin kanalına hoş geldiniz. Gençlerle İyilik serisinin yeni bölümünde bugün Toplum Gönülleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ile birlikte hem kendi gönüllülük hikayesini hem de vakfımızın gelecek hedeflerini konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız? Muhammed. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Videoya başlamadan önce İyi Kalpler Dükkanı'nda satmakta olduğumuz kol kola bilekliklerini videonun mottosu olarak seçiyoruz. Tüm içeriklerde. Sizden de rica edeceğim. Bir tane bileklik seçip üzerinde yazan Tabii. mesajı okumanız ve Memnuniyetle. bu videonun Bu videonun mottosu çok mottosunu güzel. belirlemeniz. Evet. Değişim. Değişim. Tam bizim Değişim. hedefimiz. Takayım Tabii lütfen. mı? Tamam, Bir de çok harika. güzel bir yazı var üzerinde. Hemen okuyorum. Eleştirmek için değil, değiştirmek için varız. Bizimle kol kola yürüdüğün için kalpten teşekkür ediyoruz. Siz de eğer ziyaret etmek ister, toplum gönüllüsü gençlere destek olmak isterseniz açıklama kısmındaki İyi Kalpler Dükkanı'nı ziyaret ederek bizlere destek olabilirsiniz. Kol kola olmak istediğiniz arkadaşınıza da hediye ederek Kesinlikle. güzel bir mesaj verebilirsiniz diyerek Deyip takıyoruz. videomuza başlıyoruz, takarak başlıyoruz. Sivil toplum kuruluşunda genel müdür olmak ne demek? Aslında sivil toplum kuruluşunda çalışmak ne Ne demek demek? diyelim? Evet. Sivil toplum kuruluşunda çalışmak demek bir kere yaşadığımız dünyaya duyarlı olmak demek. Sadece kendimizi değil, etrafımızdaki her canlıyı o da yetmiyor. Bizden sonraki canlıları da düşünmek demek. Kısaca böyle diyebilirim. Ama daha biraz daha geniş anlatmak gerekirse sorumluluk sahibi olmak demek, kocaman kalpli olmak demek, iyiliğin yayıldıkça büyüdüğüne, büyüdükçe yayıldığına inanmak demek. İlk aklıma bunlar geliyor. Peki özel sektörde uzun süre çalıştınız. Bunun sivil topluma dönüşü ne şekilde oldu? Sivil toplum sizin hayatınızda hangi eksiği tamamladı ve Toplum Gönülleri Vakfı ile hepsini birleşik şekilde Toplum Gönülleri Vakfı ile nasıl tanıştınız? Buna nasıl karar verdiniz? Çok teşekkür ederim. Evet, çok uzun yıllara dayanan özel sektör tecrübem var ama bu 30 yılın 15 hatta 17 yılında ben eş zamanlı gönüllü çalışmaları da sürdürdüm. Onun öncesinde ilk iş hayatına başladığımda sivil toplum kuruluşu kavramını bilmiyordum bile. Türkiye'de de çok bilinmiyordu açıkçası. Çok o zamanlar iş hayatında kendimize odaklı, kendi alanımızda nasıl daha başarılı olabiliriz, kendimizi nasıl geliştirebiliriz, sadece bunu düşünen bir jenerasyonduk biz. Ta ki sivil toplum kuruluşlarıyla gerçek anlamda tanışana kadar ki Toplum Gönülleri Vakfı'nın kurucusu olan İbrahim Betil sayesinde tanıştım ben. O bana öğretti sivil toplum kuruluşunun ne demek olduğunu. Ben ne yapabilirim diye düşünmeye başladım hemen o zaman. Çok küçük küçük çalışmalarla gönüllü olarak destek oldum farklı farklı sivil toplum kuruluşlarına. Yıllar ilerledikçe ben bulunduğum kurumlarda karar verici pozisyonlara geldikçe o kurumunda kendi konusuyla ilgili farklı sivil toplum kuruluşlarına nasıl destek olacağını hep araştırdım. Hep bu anlamda önce olmaya çalıştım çalıştığım kurumlarda. Çalışma arkadaşlarımın bu konudaki bilincini arttırmak için de bir çaba sarf ettim. Ama bir süre sonra yıllar ilerledikçe bu yetmemeye başladı. Bir şeyler eksik kalıyordu. Özel sektörde de çok fazla birikimim olmuştu. Dedim ki neden sivil toplum kuruluşlarında bu birikimi kullanmıyorum? Ama bunu yaparken de benim önceliğim gelecek, dünyanın geleceği. Değişim de çıktı aslında, Evet. ondan da bahsedeceğiz. Gelecek demek, çocuklar demek, gençler. Gençler şimdi aslında, çok çok yakın gelecekte karar vericiler, gençler, tüm dünyanın gidişatına karar vericiler. Toplum gönüllüleri o yüzden benim karşıma çıktı diye düşünüyorum. Bunu çok istedim ve bu niyetimi dostlarımla da paylaştım. Ve ne mutlu, ne mutlu ki yolum Toplum Gönüllüleri Vakfı ile kesişti. Şimdi gençlerle birlikte daha iyi bir dünya için,
daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya için hep birlikte çalışıyoruz. Evet. Birçok farklı programa da katıldınız. Ben takip ettim, izledim çoğunu. Bir hedefle aslında geldiniz ve çok da iyi ki de geldiniz bu vesileyle. Bunu da söyleyeyim. 20. yılda böyle hep geleceği konuştuk. Gelecek hedeflerimiz bunlar olmalı dedik. Biz de aslında toplum yönlüsü gençler her buluşmamızda, örnek konseylerde ya da koordinatörler buluşması dediğimiz organizasyonlarda birbirimize şunu sorarız. Sence 20 yıl sonra TOK nasıl bir yer olur? 50 yıl sonra nerede görüyorsun? TOK nasıl bir yer olmalı diye birbirimize sorular soruyoruz. Ve burada ucu yok. Her şeyi söyleyebiliriz. Sizce bir sonraki 20 yıl, biz 40. yılımızı kutlarken Toplum Gönülleri Vakfı nasıl bir yer olur? Evet, ben çok şanslıyım ki tam da Toplum Gönülleri Vakfı'nın 20. kuruluş yıl dönümünde katıldım bu güzel ailenin içine. Evet, çok güzel şeyler yapılmış bugüne kadar toplum gönüllüsü gençlerle ve tüm toplum gönüllüleriyle, yetişkinlerlerin de desteğiyle. Bunu ileriye taşımak, yani önümüzdeki 20 yıllara taşımak. Bundan sonraki hedefimiz, hep birlikte hedefimiz tabii. Aslında birlikte karar verdik bazı şeylere. Ben sizlerden, gençlerden duyuyorum nerelere gidilmesi istendiğini. Ve çok da destek oluyorum. Aslında benim görevim bir genel müdür olarak destek olmak. Gençlerin gitmek istediği yolda, vakfı taşımak istediği yere yardımcı olmak, oraya gitmesi için önünü açmak gençlerin olası bir engelde. Biz ekip olarak tüm toplum gönüllüsü, Toplum Gönülleri Vakfı'nda çalışanlar olarak bunun için varız. Bazı başlıklar söyleyeyim. Toplum Gönülleri Vakfı önümüzdeki 20 yılda sadece Türkiye'de değil, aslında dünya çapında bilinen bir vakıf olmalı. Ne anlamda bilinen? Gençlerin girişimcilik ruhunu besleyen, hatta sadece beslemekle kalmayıp girişimlerini hayata geçirmesine destek olan, gençlik merkezleriyle dünyanın dört bir yanında aslında kuluçka merkezleri kuran, orada gençlerin her türlü sosyal girişimini besleyen, önümüzdeki yıllarda gelmek istedikleri noktalarda, işlerde eksiklerini tamamlayan, eğitimsel olarak, davranışsal olarak, tabii ki sosyal sorumluluk projelerini destekleyen, o olmazsa olmazımız, bir vakıf hayal ediyorum. Gençlik merkezlerimiz çok kıymetli. Oraların artması çok önemli gençler için. Orada bambaşka bir dünya var. Gençler birbirleriyle buluşuyorlar. Buluştukça birçok proje fikri çıkıyor ve onlar hayata geçiyor. Çok fazla insana, canlıya dokunuyorlar ve onların hayatlarını güzelleştiriyorlar. Çok aktif bir şekilde de geziyorsunuz aslında. 81 ilde gitmediğiniz yer kalmayacak yakında, ilk geldiğiniz günden bu yana. Biraz oradan bahsetmekte fayda var. Yani gençlik merkezlerinde, Türkiye'nin herhangi bir yerinde gençler buluşup bazı konuları konuşup harekete geçebilirler. Bunun bilinmesi de çok önemli. Bizler neler yapıyoruz? Bir örnek mesela vermek isteseniz, İdgem'den bahsetseniz bize biraz. Tabii İdgem, Samsun'daki Toplum Gönülleri Vakfı Gençlik Merkezi, İğne Deliği Gençlik Merkezi. Neden İğne Deliği Gençlik Merkezi? Aslında bunu ben de katıldıktan sonra öğrendim. Fotoğrafçılık konusuna yakın olanlar biliyormuş bunu. Ben o konuda cahil kalmışım. İğne deliği denilen bir, yani iğne deliğinden bakınca aslında koskocaman bir dünya var. Küçücük bir bakış açısından koskocaman bir evrene açılıyor. Bana böyle anlattılar. Anlamı da çok güzel. Evet. Gençler öyle yapıyor işte. Küçücük bir yerden başlıyorlar, tüm dünyaya fayda sağlıyorlar, iyilik saçıyorlar. Orada gördüklerim harikaydı. Bir kere müzik, yabancı dil, bilgisayar, tiyatro gibi birçok alanda atölyeler var, eğitimler var orada. Bununla kalmıyor. Gençler sosyal anlamda dönem dönem buluşuyorlar. Orada birlikte yemek organizasyonları yapıyorlar, sohbet toplantıları yapıyorlar. Belirledikleri bir konuda o konunun uzmanını oraya getiriyorlar, birlikte sohbet ediyorlar. Tabii ki orayla sınırlı kalmıyor her şey. Orada üretiyorlar, ürettikleri projelerle sahaya çıkıyorlar.
tüm çevrelerinde, okullara, çocuklara, gençlere, hatta yaşlılara ulaşıyorlar. Onların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Muhteşem yerler gençlik merkezleri. Samsun örneğinin çoklanarak tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya yayılmasını istiyoruz, hayal ediyoruz. Ben olacağına da inanıyorum. Kesinlikle. Yani anlatınca harika bir yer. Keşke her yerde olsa. Son yaptığımız araştırmalarda da, ki bu videoyu yayınladığımızda o araştırmanın etkilerine göre adımlar da atmış olacağız. Bunları takip ediyor da olacağız. O araştırmada gençlerin buluşmak için yer bulamama sorunu ortaya çıktı. Hmm. Aslında bu soruna çözüm arıyoruz şu anda ve gayet de iyi gidiyor. Belki buradan videoyu izleyenlere de bir açık çağrı olur. Gençler buluşmak, yeni projeler üretmek, konuşmak istiyorlar. Ve bu ihtiyacı yakın gözle de gördünüz. Yeni adımlar da atılıyor. Bu nasıl gelişebilir? Yani gençler bunun için sizce ne yapmalı? Aslında izin verirsen gençlerin ihtiyaçları araştırmasından birazcık bahsedeyim. Kesinlikle. Onun için de bu sorunun da cevabını vereyim. Ekim 2021'de Toplum Gönülleri Vakfı Türkiye'deki gençlerin ihtiyaçlarını öğrenmek için bir araştırma yapıyor. Bu araştırmanın sonuçları çok çarpıcı. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, üstüne de pandemi maalesef birçok grubu olduğu gibi gençleri de çok olumsuz etkiledi. Evet, toplum gönüllüsü gençler her yere yetişmeye çalışıyorlar. Her insanın, her canlının hayatına dokunuyorlar ama onların da bir takım ihtiyaçları var. Bunu çok net gördük araştırmada. Üniversiteli gençler Türkiye'de çoğu bursa ihtiyacı olduğunu söylüyor bu yaşanan ekonomik krizden dolayı. Bununla birlikte Türkiye'de gençlerin yaklaşık %68'i yaşadıkları şehrin dışında bir yerde eğitim görüyorlar. Farklı üniversitelere gittikleri için. Dolayısıyla bir barınma, yani yurt ihtiyacı ya da bir kiralık ev ihtiyacı var. Bunun için de bir destek istiyorlar haklı olarak. Gençler şunu söylüyor ama bize. Biz diyorlar sadece bununla kalmıyor. Günlük hayatımızı devam ettirmek için sağlıklı beslenmemiz lazım. Ulaşım sorunumuz var artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle. Kültür sanat ihtiyacımız var. Bizi bunlar besleyecek. Çok doğal bir istek. Bunlara yeterince ulaşamıyoruz. Bu konuda da destek istiyoruz diyorlar. Ve bütün bunlarla ilgili yaşanan sıkıntılardan kaynaklanan bir psikolojik destek ihtiyacı var. Bu çok düşündürücü. Bütün yine hepsinin üstüne de ama diyorlar, benimle ilgili bir karar verirken mutlaka benim fikrimi soracaksın. Elbette ki öyle olacak. Benim adıma bana sormadan karar verme diyorlar. Zaten biz de Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda hep bunu yapıyoruz. Gençler karar veriyor. Bizim mottomuz gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde. Yetişkinler ihtiyaç duyduğu zaman gençler her anlamda onlara destek oluyor. Burada bu araştırmanın sonuçlarını paylaştık. Biz ne yaptık? İlk etapta hemen bir barınma ihtiyacını çözecek bir konaklama fonu yarattık. Bu fon hızla büyüyor. Hedefimiz 2022-23 öğretim yılında bu fonu bu ihtiyaca sahip olan gençlere kullandırmaya başlamak. Bununla yetinmiyoruz. Kültür sanat dediler. Türkiye'de kültür sanat alanında çok iyi bilinen kurumlarla işbirliklerine başladık. Tüm Türkiye'deki gençlere ulaşmak ve bu ihtiyaçlarını en uygun koşullarla çözmeleri, yani kültüre, sanata en uygun fiyatlarla en kaliteli şekilde ulaşmaları için çalışacağız. Ulaşım için yerel belediyelerle işbirlikleri, yerel yönetimlerle işbirlikleri yapıyoruz. Bu sorunu, bu araştırmayı onlara anlatıyoruz ve birlikte çözüm de bulmaya başladık. Biz bir yere kadar tabii gücümüz yetiyor. İstiyoruz ki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla, tüm kamu kurumlarıyla ve özel sektörle el ele verelim, güçlerimizi birleştirelim. Milyonlarca gencin sorununu, bu sorunlarını çözelim. Gençler bunları düşünmesin. Gençler nasıl eğleneceklerini ya da hangi kitapları okumak istediklerini, nerelere seyahate gitmek istediklerini düşünsünler sadece.
Bugün biraz daha farklı bir durumdayız. Gençlerin ihtiyaçları gitgide artıyor ve bir şeyler üretirken gönüllülük sürecinde de bu geçerli. En büyük kaygımız ekonomi oluyor. Bu sorunu çözmek için de çok güzel adımlar atmaya başladık. Bu da bizim için bir fırsat aslında. Herkese açık bir çağrı. Gelin birlikte gönüllü olalım ve toplum gönüllüsü gençlerin öncülüğünde Türkiye'deki, sonrasında dünyadaki tüm gençlerin, ardından başka dezavantajlı birey ve grupların problemlerini hep birlikte çözelim diyoruz. Şimdi aslında biraz daha sizinle alakalı bir soru soracağım. Siz şimdi bir üniversiteli genç olsaydınız, hangi problemi veyahut da hangi temada proje gerçekleştirmek isterdiniz? Hangi probleme sorun çözerdiniz? Zaten yaptıklarınızı biliyorum daha önceki gönüllülük tecrübelerinizle. Ama biraz daha böyle tematik düşünürsek. Şimdi buradan yola çıkacağım. Değişim dedik, kol kola bilekliğimizi de taktık. Ben genç olsaydım, her genç gibi geleceğimi düşünerek bir kere yola çıkardım. Bugün dünyada artık bir eski jenerasyonlarda olduğu gibi bir yere gireyim, çalışayım, işte maaşımı alayım zihniyeti yok. Neden yok? Dünyanın çok farklı şeylere ihtiyacı var. Dünyanın yepyeni iş alanlarına ihtiyacı var. Çünkü yepyeni ihtiyaçları var. Dünya bir değişim içinde. Gençlikte bir değişim içinde, ülkemizde bir değişim içinde. Bu değişime ayak uydurmak için girişimciliği desteklerdim. Sosyal girişimciliği de, ekonomik anlamda girişimciliği de desteklerdim. Ve bu anlamda hem bir genç olarak kendimi güçlendirmek, hem de tüm gençleri güçlendirmek ve hatta o da yetmiyor. Yeni gelecek benden önce, yani daha küçükleri de bu konuda bilinçlendirmek için çalışırdım. Dezavantajlı toplulukların da girişimci olması için çalışırdım. Ha, şu anda yapılmıyor mu? Yapılıyor ama yeterli değil. Çok daha fazlasının yapılması lazım. Madem bize değişim çıktı, ben de girişimcilik diyorum. Ben şimdi aslında sohbetimiz içerisinden dışarıya açılma fikri aslında çok heyecanlandırıcı, keyifli, dünya vatandaşı olmak gibi geliyor. Bu konuda da girişimlerimiz var. Gönüllü modelimizi, topluluk modelimizi yurt dışına taşıma hedefimiz var. Bu konuda biraz daha izleyenleri, beni bilgilendirirseniz. Önden şöyle çok kısa bir bilgi vereyim. Toplum Gönülleri Vakfı aslında yıllardır birçok uluslararası projelerde, hibe programlarında bulunuyor. Ve bu aldığı hibelerle toplumun farklı kesimlerindeki ihtiyaçlara yönelik çözümler üretiyor. Hatta kendinden küçük sivil toplum kuruluşlarına da destek oluyor ve hibe dağıtıyor. Ancak biz bundan sonra önümüzdeki 20 yılda şunu fark ettik ki yıllardır dokunduğumuz birçok genç var ve onların büyük bir kısmı da mezun oldu. On binlerce, 20 bin, 30 bin genç var. Ve onlar dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Dünyanın farklı yerlerinde yaşıyorlar. Onlarla yeniden bağlantılarımızı güçlendirdik. Bu böyle olunca bizimle şimdiye kadar hiç temas edememiş olan yurt dışında yaşayan yetişkinler de bizimle bağlantıya geçtiler ve harika bir iletişim ağı oluşmaya başladı. Dedik ki işte güçlerimizi birleştirelim. Bu toplulukla birlikte Türkiye'deki gençlerin yurt dışında bir takım deneyimler, kısa veya uzun vadeli, uzun süreli deneyimler kazanmaları için bir platform kuralım, bir ortam yaratalım. Bunlar bir takım yurt dışında katılacakları seminerler, konferanslar, eğitimler de olabilir. Master programları, doktora programları da olabilir. Ama bu tek yönlü olmasın. Orada bu gönüllülerimizin desteğiyle farklı sivil toplum kuruluşlarıyla da bağlantıya geçelim. Oradan da yabancı gençleri Türkiye'ye getirerek burayı tanımalarını sağlayalım ve böyle bir ağ kuralım istedik. Bunun da çalışmalarına başladık. İnşallah ilk meyvelerini de 2022 sonunda almaya başlayacağız. Ki 20. yılı kutluyoruz. 20. yıl mesajı olarak izleyenlere ne söylemek istersiniz son olarak? 20 yıl bir sivil toplum kuruluşu için çok kıymetli. Toplum Gönülleri Vakfı 20 yıllık tecrübesiyle önümüzdeki 20 yıllara bakıyor. Yüzünü önümüzdeki 20 yıllara çevirdi. Bunu yaparken de diyoruz ki biz gençlerle hem gençler için hem tüm dünya için dünyanın daha iyi, daha yaşanabilir bir yer olması için çalışacağız ama
kamu, özel sektör ve tüm sivil toplum kuruluşlarına sesleniyoruz. Gelin güçlerimizi birleştirelim. Çok daha hızlı bir şekilde bu iyileşmeyi sağlayalım. Dünyada yaşayan tüm insanlar ve tüm canlılar için. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Bugün gelip videoda konuk, kendi kanalınızda konuk olup sohbet ettiğiniz için benimle çok keyifli bir sohbetti. Ve izleyen herkesi de toplum gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olarak bizim gönüllülük hikayemizi daha yakından takip edebilirler. Tabii. Videomuzu beğendilerse bizi beğenip bize bunu bilgisini verebilirler. Ve aynı zamanda yorumlarda belki size soru sormak isteyebilirler. Ya da merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Gerekli tüm açıklamalar açıklama kısmında olacak zaten. Bir de son olarak siz de bahsettiniz paylaşmanın gücünden. Sevgi, iyilik paylaşıldıkça büyüyor. Sizler de bizi sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük bir topluluk oluşturmuş oluruz diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.